Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, wo ile başlayan soru kalıpları. Dilerseniz bunu hemen örneğimizle inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle bir bakalım, cümlemize bakalım arkadaşlar. Onun ardından nasıl bir şekilde konumlandığını hep birlikte inceleyelim. Ich interessiere mich für Kunst. Öncelikle buraya baktığımızda sich interessieren, bu neydi arkadaşlar? İlgili olmaktı. Dolayısıyla bu refleksifliği gerektiren bir fiildi interessieren. Biz ne yapıyorduk? Bir şey ile ilgili olmak derken ne yapıyorduk? Für edatını getiriyorduk, öyle değil mi? Kunst, sanat demek arkadaşlar. Ben sanatla ilgiliyim derken ne diyorum? Ich interessiere mich für Kunst diyorum. Edatım ne burada? Für. Şimdi ben diyeceğim ki sen neyle ilgilisin? Dolayısıyla bakın wo'nun sonuna für edatını getiriyorum. Dolayısıyla bu ne oluyor arkadaşlar? Wofür, ne ile ilgili anlamında derken demek ki wofür interessierst du dich? Ne ile ilgilisin derken wofür interessierst du dich? Bunun cevabı işte sanatla ilgiliyim derken ich interessiere mich für Kunst demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar dilerseniz öncelikle cümleden ardından soru cümlesinden devam edelim. Ich denke gerade an mein Examen. Buna baktığımızda arkadaşlar öncelikle bir anlamlandıralım. Denken an neydi? Düşünmek demekti. Gerade şu anda demek arkadaşlar. Gerade demek ki şu anda. Denken an düşünmek demek arkadaşlar. Mein Examen, das Examen arkadaşlar, üniversite sınavı demek. Demek ki üniversite sınavı, das Examen, mein Examen benim sınavım, üniversite sınavım. Dolayısıyla ben şu anda üniversite sınavımı düşünüyorum derken ich denke gerade an mein Examen demiş oluyoruz. Dolayısıyla buradaki edatım nedir? An. Dolayısıyla ben diyeceğim ki neyi düşünüyorsun şu anda? Ne diyeceğim? Woran diyeceğim. Bakın burada kaynaştırma R harfi gelmiş. Wan diyemeyeceğim için ne olmuş? Oraya bir kaynaştırma R gelmiş. Woran olmuş. Dolayısıyla şu anda neyi düşünüyorsun derken buradaki anı ne yapıyorum? Wo'nun sonuna getiriyorum. Kaynaştırma R'yi koyuyorum. Dolayısıyla woran denkst du gerade? Şu anda neyi düşünüyorsun? Ich denke gerade an mein Examen demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar ich träume immer von einem Urlaub in Italien. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar träumen von'u görüyoruz. Träumen von bir şeyin hayalini kurmak demek arkadaşlar. Immer her zaman demek. Urlaub neydi arkadaşlar? Tatil demekti. Urlaub in Italien. İtalya'da tatil. Dolayısıyla ben İtalya'da bir tatilin hayalini kurarım her zaman dediğimde ne diyeceğim? Ich träume immer von einem Urlaub in Italien. Dolayısıyla bunun sorusuna baktığımızda von edatını ne yapıyorum arkadaşlar? Wo'nun sonuna ekliyorum ve bu ne oluyor? Wovon oluyor. Wovon träumst du immer? Neyin hayalini kurarsın her defasında, her zaman derken dolayısıyla bu ne olacak? Wovon träumst du immer? Neyin hayalini kurarsın? Ich träume immer von einem Urlaub in Italien. Her zaman İtalya'da bir tatil. Evet, İtalya'da bir tatilin hayalini kurarım derken ich träume immer von einem Urlaub in Italien demiş oluruz. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada ki bunun daha önceden de ders konusu olarak işlemiştik bu durumu. İlgili edatları mutlaka biliyor olmam lazım. Ben träumen von dediğimde demek ki bir şeyin hayalini kurarım demiş oluyorum. Ama träumen an diyemem. Dolayısıyla mutlaka bunun ayırdığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yeni karşılaştırmış olduğumuz
Eylemlerin mutlaka ilgili edat karşılığını biliyor olmamız lazım ki bunu yapabilelim. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Wofür interessierst du dich? Wofür interessierst du dich? Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Kunst. Woran denkst du gerade? Woran denkst du gerade? Ich denke gerade an mein Examen. Ich denke gerade an mein Examen. Wovon träumst du immer? Wovon träumst du immer? Ich träume immer von einem Urlaub in Italien. Ich träume immer von einem Urlaub in Italien. Wo'lu soru cümlelerine devam edelim arkadaşlar. Öncelikle cümlemizi inceleyelim. Ich freue mich über die bestandene Prüfung. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Sich freuen, sevinmek demek arkadaşlar. Bu da gene refleksif bir kelime, bir eylem. Ich freue mich, bakın burada edat olarak über'ı görüyoruz. Demek ki freuen, über ile beraber kullanılması gerekiyor. Die bestandene Prüfung, verilen, geçilen sınav anlamında die bestandene Prüfung demek arkadaşlar. Bu cümle bize ne diyor? Ich freue mich über die bestandene Prüfung, yani geçilen sınava seviniyorum. Dolayısıyla ben bunun sorusunu sormak istediğimde über ne yapacağım? Buraya getireceğim. Kaynaştırma R harfinde koyduğumda worüber diyeceğim. Dolayısıyla neye? Neye seviniyorsun derken worüber freust du dich? Demek ki neye seviniyorsun? Worüber freust du dich? Geçilen sınava, verilen sınava seviniyorum derken ich freue mich über die bestandene Prüfung demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Dilerseniz cevapla başlayalım. Ich beschäftige mich mit dem Lesen. Evet, sich beschäftigen arkadaşlar bir şey ile meşgul olmak. Dolayısıyla bir şey ile meşgul olmak. Sich beschäftigen arkadaşlar. Tabii bu bana göre olduğu için ben ilgiliyim derken ne diyeceğim? İşten dolayı mich olacak. Dolayısıyla ich beschäftige mich diyeceğim. Evet, bir şey ile ilgili derken mit edatını getirmem gerekiyor. Mit ile birlikte anlamında arkadaşlar. Fark ettiyseniz lesen okumak demek. Ancak büyük yazdım. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Eylemler büyük yazıldığı, eylemler isim haline geçtiğinde yani okuma diyecek olursam lesen şeklinde yorumlanıyor ve bunun artikeli bu sefer das lesen olmuş oluyor arkadaşlar. Okuma ile meşgulüm diyecek olursam mit dem lesen demiş oluyorum. Dolayısıyla buraya baktığımızda ich beschäftige mich mit dem lesen demiş oluyorum. Peki ben bunun sorusunu sorduğumda ne ile meşgulsün diyecek olursam ne diyeceğim? Womit şeklinde soruyor olacağım. Womit beschäftigst du dich? Ne ile meşgulsün derken demek ki womit beschäftigst du dich? Ich beschäftige mich mit dem Lesen. Ne ile meşgulsün? Okumayla meşgulüm demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Das Kind wartet auf den Bus. Der Bus adı üstünde otobüs demek arkadaşlar. Das Kind bunu zaten biliyoruz. Çocuk demekti. Warten, warten auf bir şeyi beklemek demek arkadaşlar. Demek ki warten hangi edatı gerektiriyor? Auf'u gerektiriyor. Bunun haricinde başka bir edat getiremem arkadaşlar. Demin hatırlattım. Şimdi hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Mutlaka ilgili edatla beraber kullanmam gerekiyor. Tabii başka uygun düşen edatlar olabilir. Ancak bunların haricine çıkamam. Dolayısıyla güzel Türkçemizden birazcık daha farklı bir noktaya geçmiş oluyorum. Dolayısıyla zaten hangi edatla beraber kullanılması gerekiyor? Auf. Bu şekilde ezberlemem gerekiyor. Çocuk otobüsü bekliyor derken demek ki auf den Bus, das Kind wartet auf den Bus demiş oluyorum. Şimdi bunun sorusunu sorduğumda çocuk neyi bekliyor? Ne olacak arkadaşlar? Buradaki edatı
buraya getireceğim. Kaynaştırma R'ye de gelmiş. Worauf. Dolayısıyla worauf neyi anlamında? Worauf wartet das Kind? Çocuk neyi bekliyor? Çocuk neyi bekliyor? Otobüsü bekliyor. Dolayısıyla das Kind wartet auf den Bus demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Die Dame hat über das Wetter gesprochen. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar die Dame hanım demek arkadaşlar. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada bir geçmiş zaman var. Geçmiş zaman hat gesprochen. Neyin geçmişiydi hat gesprochen? Bunu perfektlikte görmüştük. Perfekt zamanda, öyle değil mi? Sprechen'di, yani konuşmak. Konuştu derken hat gesprochen, bir şey hakkında konuştu derken arkadaşlar benim edatım über ne hakkında konuşmuş? Das Wetter, yani hava, hava durumu hakkında konuşmuş derken kim konuşmuş? Hanım ya da kadın, öyle değil mi? Die Dame hat über das Wetter gesprochen, yani kadın ne hakkında konuşmuş? Hava hakkında konuşmuş derken die Dame hat über das Wetter gesprochen. Bunun sorusunu soralım. Ne olacak? Über, worüber olacak. Dolayısıyla worüber hat die Dame gesprochen? Kadın ne hakkında konuştu? Worüber hat die Dame gesprochen? Kadın hava ya da hava durumu hakkında konuştu derken die Dame hat über das Wetter gesprochen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Worüber freust du dich? Worüber freust du dich? Ich freue mich über die bestandene Prüfung. Ich freue mich über die bestandene Prüfung. Womit beschäftigst du dich? Womit beschäftigst du dich? Ich beschäftige mich mit dem Lesen. Ich beschäftige mich mit dem Lesen. Worauf wartet das Kind? Worauf wartet das Kind? Das Kind wartet auf den Bus. Das Kind wartet auf den Bus. Worüber hat die Dame gesprochen? Worüber hat die Dame gesprochen? Die Dame hat über das Wetter gesprochen. Die Dame hat über das Wetter gesprochen. Örneklerimizle devam edelim arkadaşlar. Du öffnest diese Dose mit dem Dosenöffner. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Öffnen, açmak demek arkadaşlar. Diese Dose, die Dose arkadaşlar, konserve kutusu anlamında, die Dose. Bakın burada bir diese Dose derken ne var arkadaşlar? Bir demonstratif durum var. Bu konserve kutusunu demiş oluyorum. Dosenöffner, konserve kutusu açacağı demek arkadaşlar. Der Dosenöffner demek ki konserve kutusu açacağı demekmiş. Dolayısıyla ben ne yapıyorum arkadaşlar? Du öffnest, sen açıyorsun. Diese Dose neyle? İle birlikte derken mit'i kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla sen konserve kutusu açacağıyla açıyorsun demiş oluyorum. Dolayısıyla du öffnest diese Dose mit dem Dosenöffner demiş oluyorum. Peki buradaki edatı ben neyle birlikte diyecek olursam neyle daha Türkçesi womit demiş oluyorum. Dolayısıyla womit öffne ich diese Dose? Evet, bu konserve kutusunu neyle açıyorum diye sorarken demek ki ne yapacakmışız? Womit öffne ich diese Dose sorusunu soracakmışız. Bunun da cevabı neymiş arkadaşlar? Du öffnest diese Dose mit dem Dosenöffner. Buraya baktığımızda arkadaşlar du musst dich um deinen kleinen Bruder kümmern. Kümmern arkadaşlar ilgilenmek demek arkadaşlar. Burada kümmern ile kullanılıyor. Onunla birlikte, evet, onunla ilgilenmen gerekiyor deriz ya güzel Türkçemizde. Kiminle? Deinen kleinen Bruder, küçük erkek kardeşinle ilgilenmelisin
derken evet burada bir zorunluluk hali değil mi? Müssen söz konusu. Du musst dich um deinen kleinen Bruder kümmern. Bakın kümmern aynı zamanda refleksif bir fiil. Dolayısıyla sich kümmern um. Evet bunları bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradaki edatı ne ile ilgilenmeliyim ben diye soracak olursam warum sorusunu sormuş oluyorum. Warum muss ich mich kümmern? Ben ne ile ilgilenmeliyim? Sen küçük kardeşinle ilgilenmelisin diyeceğiz. Dolayısıyla du musst dich um deinen kleinen Bruder kümmern demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar das Mädchen hat Angst vor der Katze. Evet, das Mädchen neydi arkadaşlar? Kız çocuğu demekti. Angst korkmak demek arkadaşlar. Die Katze neydi die Katze? Kedi. Ancak vor olduğundan dolayı ne oluyor bu? Datif oluyor. Angst vor. Bakın arkadaşlar, korkmak bir şeyden korkmak derken Angst vor ile kullanılıyordu. Dolayısıyla kız çocuğu kediden korkuyor derken das Mädchen hat Angst vor der Katze. Dolayısıyla buradaki vor neyden korkuyor derken wovor demiş oluyoruz. Dolayısıyla wovor hat das Mädchen Angst? Kız çocuğu neden korkuyor derken wovor hat das Mädchen Angst? Kız çocuğu kediden korkuyor derken das Mädchen hat Angst vor der Katze demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Womit öffne ich diese Dose? Womit öffne ich diese Dose? Du öffnest diese Dose mit dem Dosenöffner. Du öffnest diese Dose mit dem Dosenöffner. Worum muss ich mich kümmern? Worum muss ich mich kümmern? Du musst dich um deinen kleinen Bruder kümmern. Du musst dich um deinen kleinen Bruder kümmern. Wovor hat das Mädchen Angst? Wovor hat das Mädchen Angst? Das Mädchen hat Angst vor der Katze. Das Mädchen hat Angst vor der Katze. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde wo soru kalıplarını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.